أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم لا تطردنا عن بابك ولا تحجبنا عن جنابك وعاملنا بما هو لائق بكرمك ولا تعذبنا بذنوبنا يا رحمن يا رحيم اللهم اشرح صدورنا بحلاوة محبتك وأحي قلوبنا بنور معرفتك ونور أفئدتنا بضياء أسمائك وصفاتك وارزقنا علما نافعا لإحياء سنة نبيك وعليك بأعداء الدين وأعدائنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 75. ayet. Ehli kitaptan öylesi vardır ki kendisine yüklerle altın emanet bıraksan onları sana öder. Ama öylesi de vardır ki bir altın bile versen başında dikilip durmadıkça onu sana geri vermez. Bunun sebebi onların ümmiler hakkında ne yaparsak mübahtır. Ondan dolayı sorumlu olmayız demeleridir. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydururlar. Açıklama. Ümmiler kelimesi ile onlar burada Yahudi olmayan milletleri ve özellikle kutsal kitapları bulunmayan kendi çevrelerindeki Arapları kastediyorlardı. Bu ayet-i kerime çok yönlü tahlile müsait olan bir ayet-i kerimedir. Öncelikle Müslümanların bir grup veya dini bir cemaat veya bir millet veya ehli kitaptan herhangi bir sınıf için toptancı olmamalarına dikkat çeker. Hiçbir millet, hiçbir cemaat, hiçbir ehli kitaptan bir grup toptan kötü değildir. Müslümanların da hepsi toptan iyi değildir. Her grubun içerisinde iyiler vardır, kötüler de vardır. Onların inanç sistemlerinden daha ziyade kendi karakterlerinden de kaynaklanabilir. Burada ehli kitaptan maksat Hristiyanlar da olabilir ama ağırlıklı Yahudiler olduğu anlaşılıyor. Eğer buradaki ehli kitaptan maksat Hristiyanları kastediyorsa bu Âl-i İmrân suresinin 53. ayetinde Hazreti İsa Aleyhisselam'a inanmış havariler ve onlar da aynı zamanda demişlerdi ki bizi şahitlerden yaz. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve tebaînâ rasûl fektübnâ me'aş-şâhidîn. Herhalde buradaki inanmış, sağlam inanmış Hristiyan ve onların devamı olan, havarilerin devamı olan kimseler burada kastedilmiş olabilir. Ehli kitabın tamamı değil, ehli kitaptan bir kısım ehli kitap. Veya burada muhatap birkaç ayet yukarıdan itibaren ele alacak olursak Yahudiler, Yahudilerden bir kısım ehli kitap olanlar kastediliyor. Ve burada onların methü senası var. Bizim de dikkatimizi çeken bir husustur bu.
Mali Münif'ini okudunuz. Ehli kitaptan öyle kimseler var ki kendilerine burada kantar, kintar bizdeki kantar. Neticede yüklerle altın emanet bıraksan diye tercüme etti Suat Hocam. Kantar, kantar dolusu emanet bıraksan diye de tercüme edebiliriz. Emanet bıraktık. Fi tarihinde bize vereceksin dedik. Tam o tarihte, o saatte, o dakikada, o saniyede o emaneti size tehdi eder. Ne müthiş, ne güzel bir şey. Ehli kitaptan işte böyleler var. Öyleyse ehli kitabın tamamına, bizim Türkiye'de de bu gavurlar deriz biz. Ehli kitabın tamamı öyle gavur filan da değildir. Böyle milli, ırki, hamasi içerisinde kendimizi güzel göstermek için özellikle böyle ehli kitap içerisindeki güzelleri tahkir etmek bizim hakperestliğimize yakışmaz. Kur'an-ı Kerim'in ruhuna da uygun düşmez. Elbette bu ayetlerin sebebi nüzulleri de var ama burada ikinci bir gruba daha dikkat çekiyor. Ama ehli kitaptan da öyleleri var ki onlara emanet bırakırsın az veya çok. Filan tarihte alacağım diye artık emaneti kaptırırsın sen. Başında dikilirsin, böyle adamlar gönderirsin. Kayyumlar atarsın, buradaki kaimen başında dikilip durma veya başına kayyum atama veya birisiyle emanetinizi zorla almaya çalışma. Adam la yu'eddihi ileyk, ona size iade etmez yani. İki grup insan tiplemesinden bahsediliyor ehli kitap içerisinde. Ve bu mevzuda herhalde bize ders verilmek isteniyor. Çünkü Müslümanlar içerisinde bugün, bu benim başımdan da geçti, birisine emanet veriyorsunuz. Yani filan yerde filan zaman alacağım diye. Ehli kitap Yahudi vaktinde emaneti tehdi ediyor. Hatta başında böyle Ezrail gibi beklersen yine de emaneti tehdi ediyor. Ama bugün Müslümanlardan evet öyle kimseler var ki başında bekle, hakaret et, başına adamlar gönder. Zaten mafyalar bundan çıkıyor. Mafya tut, adamı silahla tehdit et, yine de verdiğin parayı alamıyorsun. Sonra böyle Müslümanlar da kalkıyor, emanete ihanet etmiş, hain yani aslında bunlar, kalkıyor. Ondan sonra devleti temsil ediyor, cemaati temsil ediyor, Müslümanım diyor, Müslümanlığı temsil ediyor. Bu ahlak yani. Bugün de ehli kitap dünyasında bütün arkadaşlarımız geziyor, görüyoruz. Bugünkü Hristiyan dünyası, Yahudi dünyası bazı yönleriyle verdiği sözde durması itibariyle maalesef Müslümanlardan daha çok sadık, sözünde daha çok duruyor, emanete daha çok riayet ediyor. Müslümanlar bu İslami vasıfları maalesef ki, güzel ahlakı maalesef ki kaybetmişlerdir. Bu hususun üstünde biraz daha farklı yönleriyle durmuşlardır. Emanete riayet. Ve Kur'an-ı Kerim 64. ayetten itibaren dikkatinizi daha önce çekmiştim. Ehli kitapla diyaloğa davet etti. Ya ehler kitap, ta'alev ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum ilâhir. Birileriyle diyalog kurmak istiyorsanız, onların size göre de güzel, onlara göre de güzel, zatında güzel olan hasletlerini methü sena etmelisiniz. Eğer diyalog kurmak istediğiniz insanların hep kötü taraflarını görürseniz, onları da söylerseniz ya yüzüne ya veya bilvesiyle onlarla asla ve kat'a diyalog kuramazsınız. İnsanlar kusurlarının görülmesini ve söylemesini arzu etmezler. Burada ehli kitapla diyalog çerçevesi içerisinde demek içlerinde böyle güzel insanlar vardı ve Cenab-ı Hak onları met etmekle, yani Efendimiz Aleyhisselam bunları onlara duyurmakla diyalogda bir merhale daha kat etmiş oluyor. Güzellikleriyle methü sena ettiğiniz herkes size daha yakın davranır,
size daha çok güvenir, anlattıklarınızı daha iyi dinler ve böylece daha farklı şeyler anlatabilme şansına da sahip olursunuz. Burada bazı Yahudi din adamlarının kastedildiğini söyleyenler de olmuştur. Fakat burada daha derin bir şey var. Bazı Yahudiler de var ki ayetin sonundaki ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيِّينَ سَبِيلٍ cümlesinden anladığımız adam emanete riayet etmiyor, bozgunculuk yapıyor, hakkını gasp ediyor, hakkın da adamın malının da üstüne oturuyor. Ve arkasından da şöyle diyor, bunlar zaten bizden değil. Bunlar zaten buradaki ifadesiyle ümmi insanlar. Ümmi burada müşrikleri kastediyorlardı. Suat hocamın da mealinde kısaca Arapları kastediyorlardı. Çünkü onlara peygamber gelmemiş, kitap gelmemiş manasında. Çünkü İsmail aleyhisselamdan itibaren Arap dünyasına Cenab-ı Hak peygamber göndermemiş. Belki bir iki tane üstad gelmiştir diye bahsetse de. Onun için onlar ümmi, okuması yazması da yok. Onları kastediyorlardı. Yani onlar Yahudi ırkından değil, Yahudi dininden değil. Öyleyse Yahudi ırkından değilse, Yahudi dininden değilse onların paralarını alabiliriz, malları üstüne oturabiliriz, çökebiliriz. Onlar bize bir şey emanet etse vermemize de gerek yoktur. Bunlar bize helaldir şeklinde Kur'an-ı Kerim bu mevzuyu ifade ederken aslında bugünkü Müslümanların da böyle olması, böyle olan Müslümanların da çok önemli bir cümle söylüyorum. Yahudi sıfatlarıyla muttasıf olduğunu göstermek içindir. Bugün mesela AK Partililer, AK Partili olmayanlar herkes haindir. Yani bir yönüyle ümmidir onlar. Onların mallarına çökülebilir. Kadınları bize helal olabilir. Ve işte satarız, alırız, onları yer içeriz neyse her şeyi yaparız. Çünkü onlar bizden değil yani. Aynen Yahudilerin düşündüğü şeyin daha kötüsünü düşünmek suretiyle hem de bunu bir de Müslümanlık adına yapıyorsa felaket felaket üstüne, felaket felaket üstüne korkunç bir yıkım var demektir ki onlar bile bile Allah hakkında yalan uydururlar diyerek son cümlede yani aslında Allah'ın kitabında dinlerde böyle bir şey yok. Hak haktır. Hakkın küçüğüne, büyüğüne bakılmaz. Ehli kitaptan da olsa hak haktır. Yahudi de olsa hak haktır. Müşrik de olsa hak haktır. Onların emanetlerine saygı duymak. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da o zaman tabi banka sistemi olmadığı için cahiliye devrinde Efendimiz Aleyhisselam nübüvvetiyle zuhur ettiği zamanlarda da böyle güvenilir insanlara kıymetli eşyalarını getirip tehdit ederlerdi. Emanet olarak bırakırlardı. En güvenilir Muhammedül Emin idi. Ebu Cehil bile en kıymetli mallarını getirip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bırakırdı emanet olarak. Efendimiz hicret buyuracağı zaman Hazreti Ali'yi çağırdı. Yatağından çıktığı gece bir parça, bir kısım kum aldı. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fehuşeynahum fehum la yubsirun ayetini okudu. Şöyle kumları da saçtı. Her bir kafirin, müşrikin gözüne bir kum giderek Efendimiz onların içinden çıktı gitti. Hazreti Ali'ye dedi ki bu emanetler şu şunun emaneti, bu bunun emaneti, bu bunun emaneti. Benim yatağımda yat, onlar gelince sabah olunca da bu emanetleri kendilerine tehdit et. Müşriklerin bile emanetlerine karşı İslam'da saygı vardır. Ve devlet bu adaleti teminle mükelleftir. Bugün siyasal İslam deyip iktidara gelenlere bakıyoruz şimdi. Kendilerinden başka herkesi hain görüp hainlerin mallarına çökülebilir. Emanetleri bankalarda onlara el konabilir. Hanımları kızları helaldir. Böyle bir hüküm 4 kitapta yoktur. Hazreti Adem'e kadar böyle bir hüküm hiçbir dinde, hiçbir kitapta olmadığı gibi hiçbir vahşinin kitabında
yamyamların, tamtamların kitaplarında bile böyle bir hüküm yoktur. Bu ayetin tefsirinde bunları söylemek gerekiyordu. Kısaca da arz etmiş oldum. Buradaki ümmilerden maksat müşriklerdir. Yani bir manasıyla kendisine kitap verilmemişler. Çünkü neredeyse Hazreti İsmail aleyhisselam ile Hazreti İsa aleyhisselam arasında çok uzun bir dönem var. Onun için onlara ümmiler deniyordu. Ümmi kelimesi daha önceki ayetlerde geçmişti ve Kur'an-ı Kerim'de ümmi kelimesi oldukça fazla geçer. Özellikle A'raf suresi 157. ve 158. ayetlere geldiğimiz zaman oradan göreceğiz ki ümmi kelimesinin çok farklı 5-6 tane manası var. A'raf suresine talik etmeden birer cümle ile ümmi kelimesinin kastedilen Kur'an-ı Kerim'de, dinde farklı manalarını şöyle özetleyebiliriz. Bir, ana demektir. Ümmi, anasıyla alakalı, yani anasından doğduğu gibi demektir. Bir insan anasından doğduğu zaman okumak ve yazmak bilmediği için, anasından doğduğu gibiki halini, okuma, yazma, bilmeme halini devam ettiriyor manasında ümmi, lazimi manasıyla, sonuç itibariyle okuması, yazması olmayan demektir. Bir bu. İki, yine ümmi anasıyla alakalı anasından doğduğu gibi insan anasından doğduğu zaman İslam fıtratı üzere doğar. İnsan anasından doğduğu zaman günahsız doğar. Öyleyse ümmi demek İslam fıtratı üzerine doğma halini hala devam ettiriyor ve günahsız doğdu, günah işlememe halini, hanif fıtratını hala devam ettiriyor. Efendimizin ümmi peygamber olması bu iki manasıyla da melhuzdur. Ümmi aynı zamanda ümmül kuralı demektir. Bildiğiniz gibi her şeyin bir anası var. Yeryüzü beldelerinin, kariyerlerinin de anası ki insanlar orada doğdu. Oradan bütün dünyaya çoğaldı. Mekan olarak da öyle. Ümmül kura Mekke-i Mükerreme'dir. Yakın çevresiyle beraber. Ümmül kura ve men havlehe. Mesela Mekki dediğimiz gibi, Konevi dediğimiz gibi, Bağdadi dediğimiz, Nursi dediğimiz zaman o mekanlı demek. Ümmi dendiği zaman da ümmül kuralı demektir. Yani Mekkeli manasında kullanılıyor. Üçüncü olarak da bu. Dördüncü olarak da ümmül kitaba sahiptir. Ümmül kitap ya Fatiha suresidir ya da Kur'an-ı Kerim'dir. Ümmül kitap işte bu surenin, Âl-i İmrân suresinin başında da geçti. Bazıları muhkemat, bazıları müteşabihat, ümmül kitab ve uharı müteşabihat. Ümmül kitaplı yani Kur'an-ı Kerim cemaati, ümmi Kur'an-ı Kerim cemaati manasında da kullanılıyor. Bu da dört oldu. Beşinci olarak ümmi, ümmeti çok olan demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti, sair peygamberlerin ümmetlerinden de daha fazla olduğu için Kevser'in bir manası da budur. Efendimiz Aleyhisselam da kahlanınız, çoğalınız çünkü ben ümmetimin çokluğuyla kıyamet gününde sair ümmetlere karşı iftihar edeceğim buyurması ümmeti çok olan manasında. Bunların hepsi burada melhus olabilir. Ümmi deyince Efendimiz'i kastetmiş olabilirler, Mekkelileri kastetmiş olabilirler, Kur'an cemaatini kastetmiş olabilirler, Kur'an geldikten sonra böyle davranan Yahudiler veya işte Efendimiz'in ümmetine karşı böyle bir tavır içerisine girmiş olabilirler, olabilirler. Burada ümmilerin malını alırız, yeriz demek bununla alakalı birkaç şey daha söylemek istiyorum. Şu cümle külli prensip olarak ezberlenmeli. Hazreti Allah hiç kimse ve hiçbir zümreye başkalarının haklarını gasp etme müsaadesi vermemiştir. Buradan çıkan genel hüküm budur. Özellikle ayetin son cümlesinden çıkan kâlû leyse aleyna fil ümmiyyine sebil cümlesinden Cenab-ı Hak hiçbir devlete, hiçbir kavme, hiçbir gruba
başka bir zümrenin veya grubun haklarını gasp etme müsaadesi vermemiştir. Bugünkü bu AKP'liler hangi dinden acaba ya? Hangi vahşi kanunlara, hangi yamyamların kanunlarına göre davranıyor ki milletin malını çöken çökene, kendi efradı da böyle oldu. Beşer tarihinde böyle bir yamyamlar topluluğu ortaya çıkmamıştır. Başka bir şey, bu ayet nazil olduğunda Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuş. Hadis-i şerif bu ayeti açıklıyor. Allah'ın düşmanları yalan söylemişler. Yani ümmilerin malını alabiliriz. Çünkü onlar ümmi, emanet aldığımız zamanlar vermesek olur diyenler yalan söylemişlerdir. Diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cahiliye döneminin kötü olan her şeyi ayaklarımın altındadır. Emanete gelince sahibi iyi olsun kötü olsun emanet yerine verilir. Tekrar ediyorum. Sahibi iyi insan olsun, kötü insan olsun. Ne olursa olsun ona ait emanet mutlaka sahibine verilir. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam ki İbn-i Mace'nin menasikinde 84. hadis, Ebu Davud yine menasikte 54. hadis olarak bu hadis-i şerifi bu ayetin nazil olmasından sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu ifade olarak bize nakletmişler. Burada ehli kitaptan bir kısım din istismarcılarının başvurduğu bir yöntemin ilahi dinlerde sağlam bir dayanağının bulunamayacağı asla gözden uzak tutulmamalıdır. Tevrat'ta böyle bir ayet yok. İncil'de böyle bir ayet yok. Yani ümmilerin, müşriklerin, sizden olmayanların emanetini gasp edebilirsiniz, malını alabilirsiniz diye böyle hiçbir semavi kitapta bir hüküm olmadığı, bunların dini istismar ettikleri hususu ortaya çıkıyor. Böyle bir anlayışın sosyal barış için büyük bir tehlike olduğu ortaya çıkmış oluyor. Ve herkesi dikkate davet eden bir ayet-i kerimedir bu. Eğer sosyal barış istiyorsanız insanların haklarına saygı duyacaksınız. Hangi gruptan, hangi inançtan olursa olsun emanet alıyorsanız onları sahiplerine tevdi edeceksiniz. Ve devlet veya devlete ait mamelek size emanet edildi ise onları da yerinde, yerli yerince kullanacaksınız. Hele Müslümanlar asla onlara özenmemeli manası vardır bir de burada. Çünkü Cenab-ı Hak bunu Yahudilerden anlatıyor. Yani kötü şeyleri anlatacağı zaman Cenab-ı Hak Müslümanlardan misal vermez. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen de herhalde anlarsın manası vardır burada. Yani ümmilerin malını alsak da olur, yesek de olur, helaldir. Bunu ancak Yahudiler söyler. Müslümanlar bunu söyleyemez. Cenab-ı Hak Yahudilerden misal veriyor ki Müslümanlar da bundan ders alsınlar. Aman ha dikkat edin, dikkat edin manaları vardır. Müslümanlar bu mevzuda misilleme de yapamazlar. Yani Yahudi bizim malımızı aldı, o aldı ben de alırım. AKP benim malımı aldı, öyleyse ben de onların malını alırım diyemeyiz. Birisi bir hata yaparsa o bizim hatalı mukabele etmemize gerekçe olamaz. Bu mevzulara dikkat çekiyor bu ayet-i kerime. Evet, yüklerle mal kelimesi de var burada, kıntar kelimesi. Emanet edilen miktarın az olması veya çok olması bu hükmü değiştirmez. Bu da gerçekten önemli bir şeydi. Ve ayet-i kerimede en öne çıkan mesele bir toplumda güvenin esas olmasıdır. Ve güvenin esas olması için de emanetlere riayet edilmesi hususuna dikkat çekiyor ki Mü'minun suresinde ileride gelecek kurtulacak kat eflahal mü'minun. Orada kurtulacak mü'minlerin vasıfları sayılırken de emanetlere riayet ederler. Emanetlere riayet etme kurtuluşun, mü'minler içinde kurtuluşun şartıdır. Hangi emanet olursa olsun. Hazreti Ömer devlet olarak Hamadan ve Humus'tan çekilirken o dönemde
Daha önce geldiğinde Hristiyanlara altyapı hazırlayacağız, hizmet vereceğiz diye haraç almıştı onlardan. Ama daha sonra oradan çıkma mecburiyetinde kalınca aldığı cizye ve haraçları geriye verdi. Size hizmet veremeyeceğiz şimdi, şartlar değişti. Bize verdiğiniz emanetleri gerisin geriye alın dedi. Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa emanetlerine riayet etmek ve aldığımız bir emanet varsa şartlara bağlı. O şartları yapamadıysak yine buna rağmen emanetleri gerisin geriye vermek, bu da çok önemlidir. Emanet böyle olunca bir kademe daha ileride, hele hele bir insan birisine borç para verdi ise emanetten öte emanet onda duracak. Ama borç parayı alıyor, kullanıyor. Borç parayı zaten haydi haydi iade etmesi, gerisin geriye sahibine vermesi lazım demektir. Ayet-i Kerime'yi genişletmişler. Satın, ödünç, ariyet, vedia gibi akitlerin tamamı bu hüküm içerisine girer demişler ki, yani aldığımız bütün emanetler, ben bir kadem daha bir şey ilave edebilirim. Maddi emanetler, bir de manevi emanetler de aynı emanete riayet hukuku içerisinde değerlendirilmelidir ki, hadis-i şeriflerde emanete riayet etmeyenin, emanet verdi, onu geriye vermeyenin halis münafık, münafıkan halisan. Bir yerde 3 tane münafıklığın alameti, bir hadiste 4 tane, üçünün içindeki onlar da var, 4'ün içerisinde. Ama münafıkan halisan, öyle karışıksız, katıksız münafık olarak ifade ediliyor ki, Müslümanlar ne münafık olmaktan korkuyor, ne hain olmaktan korkuyor, ne kafir olmaktan korkuyor. Acaba ne kadar imanları vardır ki bunların diye ayrıca düşünebiliriz. Ve yekuluna alallahi'l kezbe ve hum ya'lemun kısmını da kısaca yukarıda izah etmiştik. Böylece 75. ayeti tamamladık. Buna bağlı olarak gelen 76. ayet. Buyurun. Hocam bu savaştayız diyor, ganimet diye kabul ediyorlar. Onu nasıl değerlendireceğiz? Hangi savaştayız? Bu hakikat eliler savaşta. Savaşın tarifi nedir? Böyle bir savaş yok dünyada. Bunların hepsi dinden, dinin hükümlerinden mürtettiktir. Böyle savaş yok. Biz kafirlerle fiilen savaşırsak o zaman ganimetler, bu böyle bir savaş yok. Muaviye'nin gelip Medine'deki masumları, insanların mallarını gasp etmesi neyse, aynı Muaviye de öyleydi. Yezid orduları da geldi. Medine'yi gasp-ı garat etti. Kadınlarına tecavüz etti Medine'de. Mallarını aldı. O da mı cihattı yani? Aynı mantık. Bu Yezid mantığıdır. Lanetli Yezid mantığıdır. Böyle bir savaş yok. Savaşın tarifi ayrı. 76. Bela men evfa bi'ahdihi vettaqa fe innallaha yuhibbul muttaqin. 76. ayet. Hakikat öyle değil. Kim ahdini yerine getirir ve haramlardan sakınırsa bilsin ki Allah da o sakınanları sever. Evet, gayet açık burası. Yani yukarıdaki manayı destekleyen bir ayet. Ahdetmiş, yani söz vermiş. Ben bu emaneti sana vermişim, filan zaman alacağım. Söz tamam. Buradan tutunuz da manevi emanetlere kadar söz verdiğimiz, koruyacağımıza, sahibine vaktinde tehdi edeceğimize dair verdiğimiz sözlerin hepsi ahittir. Ahit kuvvetli söz vermek demektir. Ama bunu yapabilmek için de bir insanın ahdini ifa edebilmesi için de burada müttaki olmasına Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Evfe bi ahdihi vettaka. Allah'tan korkmayan emanete riayet etmez demektir ki, kork Allah'tan korkmayandan demişler. Bu Allah'tan korkmaması da Allah'ın varlığını, birliğini kale almaması. Allah yoktur gibi haşa yaşaması. Allah beni görüyor, her şeyimi biliyor şuuruyla yaşamaması.
ahiretin varlığını kale almadan yaşaması, bütün bunlar kafir sıfatları ve kafir vasıflarıdır ki, evet, burada şöyle bir sellava olacak bir cümle kurabilirim. İki hafta önceki cuma hutbesinde bu ayetin üstünde durmuştum kısaca. Vefa ve takva bütün erdemlerin başıdır. Emaneti yerine tevdi etme gibi, verdiği sözde durma gibi, verdiğimiz ne kadar sözler varsa el esbezminden nikahta hanımımıza verdiğimiz sözlere kadar, sözlerin bütün çeşitlerini yerine getirebilmek erdemdir. Ama bu erdemlerin de başında lokomotif erdem, en zirve erdem de takva ve ona bağlı vefadır. Vefa ve takva bütün erdemlerin başıdır diyebiliriz. Bu gerçekten önemlidir. Allah'a verilen sözün anlamları ve önemi hakkında daha önce geçmişti bu. Bakara suresi 27. ayette, 40. ayette geçmişti. Takva kelimesi üstünde şu anda durmamıza gerek yok. Müstakilden daha önce geçmişti bu. Bakara suresi 197. ayet, Araf suresi 26'da bir daha gelecek. Ayrıca bir de yeminle alakalı ayetler de var. Ama burada daha ince bir mesele var ki, Allah severse bizim dünyada işlerimiz görülür. Allah bizi severse kabir azabından kurtuluruz. Allah bizi severse haşirdeki hesabımız asan olur. Allah bizi severse cennete gideriz. Pekala, Allah kimi sever? Fe innallâhe yuhibbul müttakîn ile de Allah müttakileri sever. Müttaki kimdir? Ahdini yerine getirendir. Verdiği sözleri yerine getirendir şeklinde de kısaca izah edebiliriz. Ve şimdi bunlar bir müsbet manalarda idi. Bir de şimdi bu ayetin grubu olarak diyalogları engelleyen hususlar var aslında burada. Yukarıda da bazı incelikler dedim. Yani emaneti yerine getirmezseniz, gasp ederseniz, söz verdiğin zaman durmazsanız, bunlar hep diyaloğu engeller. İşte bu diyaloğu engellemelerin şartları olarak, bazı batıl yanlış fiilleri olarak bu 77. ayetten itibaren de biraz daha farklı bir menfiliğe dikkat çekiyor. Cenab-ı Hak bunları Yahudilerden olarak anlatıyor. Kızım sana söylüyorum deyip Müslümanlara ders verecek. Evet, 77. ayet okuyacağız. Bunlar yine diyaloğu engelleyen, diğer insanlarla, ehli kitapla diyaloğu engelleyen bir kısım menfilikler de diyebiliriz. 77, buyurun. İnnellezîne yeşterûne bi'ahdillâhi ve eymânihim zemenen qalîlen ulâike lâ halâka lehum fil âhireti ve lâ yükellimuttâh. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 77. ayet. Önemsiz bir menfaat karşılığında Allah'a verdikleri ahdi ve yeminlerini bozanların ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onların yüzlerine bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onların hakkı çok acı, çok acı bir azaptır. Fahrettin Razi bu ayeti kerimeyi tefsir ederken, bu ayetlerin Yahudiler hakkında nazil olduğunda şüphe yoktur demiş. Çünkü ayetleri ucuz fiyata satan, Allah'ı adını, Allah'ı ve adını kullanarak menfaat temin eden, Allah'ın ayetlerini kullanarak menfaatler temin eden Müslümanlar, müminler asla ve kat'a böyle olamaz. Onun için bu ayet-i kerimede anlatılanların Yahudiler, Yahudi uleması, hahamları olduğunda şüphe yok. Çünkü bununla bağlı alakalı altta başka ayetler de gelecek. Bağlantılı olarak bunlar Yahudilerdir.
Tefsir kitaplarında ve hadis kitaplarında bu ayetin nüzul sebebi açıklanırken ehli kitaptan bazılarının yeminin kutsallığını hiçe sayarak menfaat elde etmeye çalıştıklarını ortaya koyan olaylara genişçe yer veriliyor. Bu mevzuda günümüzde de var. Mesela ortaokulda okuduğum dönemlerde Ramazan Paşa Camisi'ne gittik. Cemaate yetişememişiz. Cemaat yeni yeni çıkmış. En sonları da çıkıyor. Biz de camiye girip cemaate namaz kılacağız. Hava bahar havası. Müezzin ki Mevlüt Han mafyasının başında bir müezzin. Zengin tanıyorum. Zengin, aydının zenginleri var etrafında. Onları Mevlüt'e davet ediyorlar. Öyle zenginlerin Mevlüt'e herkes gidemez. Öyle orasının o işte birinci elemanı olan bir seçilmiş grup gider. Para istiyor. Kaç para? Pazarlık ediyordu. Mevlüt'e geleceğiz de mesela 5 kişi geleceklerse laf olsun diye söylüyorum. O günkü fiyat neydi bilmiyorum. Bugüne göre mesela 5'er bin lira para istiyor. Bir saat, 1,5 saat Mevlüt okuyacaklar. Her birine hocam bu çok diyor adam ya. Ya çok olur mu diyor. Cenab-ı Hak Kur'an'da buyuruyor ki وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا ayetlerimi az parayla satmayın diyor Cenab-ı Hak. Biz o da ayet okuyacağız diyor yani. Biz daha çok istememiz lazım da. Ha, Allah'ımız öyle buyuruyorsa tamam diyor adam. Bu ayeti az para karşılığında satmaktır. Ayetleri dünya menfaati karşılığında satmaktır. Bu o kadar korkunç bir mesele ki tamamen Yahudilere has olduğu anlatılıyor. Allah ile aldatmak. Başlık bu olabilir burada. Ayetlerle insanları aldatmak. Din ile insanları aldatmak. Burada ayetin anlaşılmasında canlı birer örnek teşkil etmekle beraber bu hususlar pek çok misaller var. Burada ahiret inancına sahip olan herkesin veya ahiret inancına sahip olan herkese Allah'ın kendi sözlüğüne kalkan yaparak hak gasp etmeye çalışmasının ağır sonuçları üzerinde düşünme çağrısı yaptığı görülür. Burasını tekrar ediyorum. Allah'ın sözlerine ayetleri kalkan yaparak başkalarının malını, mülkünü vesairesini gasp etmeye çalışma bu ağır bir ifade ile burada tenkit ediliyor. Bu beyanlar dünyevi çıkarlar uğruna ayetleri satma eylemi. Bunlar çok önemli. Burada şöyle bir inceliğe girmek istiyorum değerli arkadaşlar. Tefsirciler bunlara dikkat çekmişler. Şirkten başka bir insan hangi günahı işlerse işlesin Allah'ın rahmeti daha geniştir. Şirkten başka harpten kaçma, ne bileyim zina, sihir, büyü, temiz bir kadına iftira, faiz, ne kadar haram ve günah varsa sayınız. Harpten kaçma dahildir buna. Hatta yalancı şahitli kul hakkına girer, o da dahildir buna. Bu kadar haram ve günahlarla insan öbür aleme gitse Allah'ın rahmeti daha geniştir. Allah onları bile bağışlayabilir. Ama burada Allah'ın ayetlerini suistimal ederek, Allah ile, din ile, ayet ile anlatarak, aldatarak maddi menfaat temin ederse bir insan dünyada makamdır, mansıptır, saltanattır, servettir. Bunları ele alırsa ayetin sonu Allah diyor öbür alemde onlarla konuşmaz. Onların yüzüne bakmaz. Bak Allah hırsızlık yapanın yüzüne bakar ahirette. Yalan söyleyenin yüzüne bakar Allah ahirette. Başkasının malına bile gasp edene Allah ahirette yüzüne bakar. Ama ayetleri istimal ederek, suyu istimal ederek ayetleri, Allah'ın adını, yaptığı yeminleri dünyevi menfaat için kullananlar öbür alemde Allah tarafından, Allah onlarla konuşmayacak, Allah onları muhatap almayacak, Allah onların yüzlerine bakmayacak ve Allah asla onları teskiye etmeyecek.
Bir manasıyla onlara şefaat da yapılmayacak. Ve lehum azabun elim. Onlar içinde bir korkunç ama çok korkunç azap var diyerek burada ehli kitabın din ile insanları aldatması ve ayetle, hadisle, yeminle aracı yaparak dünyevi menfaatlerini kazanmaya çalışmalarının ne kadar ağır olduğu hususuna temas edilmiş oluyor ki bunlar Allah'ın o engin rahmetinden bile istifade edemezler, edemeyecekler demektir. Allah'ın bu kimselerle konuşmaması ve onlara bakmamasından maksat, onların Allah nezdinde hiçbir değerlerinin ve itibarlarının olmamasıdır. Onun gazabına müstahak olmalarıdır. Allah'ın onları temize çıkartmamasıdır. Tezkiye etmemesi o demek. Onları bağışlamaması ve günahlarından arındırmaması ya da salih kullarına layık gördüğü övgüden onları yoksun bırakması, bunlar kulluk bilincine sahip kişi için gerçekten çok kötü, vahim sonuçlardır ki Cenab-ı Hak böyle ağır bir itapla meseleyi ele almış. Aman ha, aman ha diyerek bunları yapmayın. Evet, günümüzde oldukça fazla yapılan bu mesele. Yani ayetle insanları aldatmak, yeminle aldatmak, din ile aldatmak, bunlarla şahsi menfaat temin etmek ve misalleri çoğaltarak, başımdan geçen misallerle beraber sizlerin de vardır, oldukça bunları genişletebilirsiniz. Böylece 3 ayet okuduk ama bunlar çok önemliydi.